Evet, bugün Sütçüman Türbesi'ni ziyaret ettik. Sizlerin de bildiği gibi Sütçüman, milli mücadelenin sembol isimlerindendir. Kendisi 1919 yılında, milli mücadele yıllarında, Fransız işgali zamanında Uzunoluk Çeşmesi dediğimiz bölgede, Maraş'ın belli bir mevkiinde, Fransızların hamamdan çıkan Kahramanmaraşlı bayanlara kötü sözler söylemesi, oradaki insanları rahatsız ediyor. Tabi o sırada bir vatandaşlar tepki gösteriyor. Fransız askerleri vatandaşları kurşuna düzüyor o sırada. Tabi bunu gören Sütçüman, kendi silahını çekiyor ve milli mücadelenin güneydeki ilk kurşununu sıkıyor. Bu bizler için kıymetli bir şey, değerli bir şey. Aslında milli mücadelenin başladığı bir nokta diyebiliriz ilk kurşunla. Kahramanmaraşlı kendini kurtarıyor. Yani kendini kurtaran halk diyebiliriz esasında. Kendini kurtaran halk diyebiliriz. Ve bu şekilde bir kahramanlık unvanı alıyor. Akabinde Aladan mevkiinde 1337 yılında kurulan Dulkadiroğlu Beyliği'nin son beyi olan Bozkurt Bey'in kabrini ziyarete geldik. Sizler de bildiğiniz gibi Bozkurt Bey yaklaşık bir 36 yıllık beylik yapmıştır Dulkadiroğlu Beyliği'ne. Bu beyliği süresi içerisinde düzenlemiş olduğu kanunlarla adaleti sağlamış. Ve bu noktada da Kanuni Sultan Süleyman'a ilham kaynağı olmuş aynı zamanda. Ve kendisi Bozkurt Bey, Maraş'ın yeniden inşa edilmesi noktasında, vakfiyeler, külliyeler, medreseler, camiler, çeşmeler, Avşin'e, Elbistan'a, Maraş merkeze, biliyorsunuz Dulkadir Beyliği'nin ilk beylik merkezi Elbistan'ken, daha sonrasında Bozkurt Bey zamanında Maraş merkeze taşınıyor ve bu süre içerisinde bu bölge, Maraş merkez tekrardan işte medreselerle, külliyelerle, o yapılarla yeniden inşa ediliyor. Bu anlamda da aslında o dönemde de yeniden kendi kendine yeten, inşa eden bir halk var Kahramanmaraş'ta. Ki 1919'da az önce bahsetmiş olduğumuz gibi Sütçüman ilk kurşun atıyor milli mücadelede ve devletten herhangi bir destek alınmadan bu vatandaş, bu halk, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz kendi kendini kurtarıyor. Bu anlamda baktığımızda işte 6 Şubat'ta da bir deprem yaşadık. Ve tekrardan Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz, biz inanıyoruz ki tarihte bunun birçok örneği var. Tekrardan kendi iradesiyle, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağın inancındayız. Ve bu noktada bizler de elimizden ne geliyor ise, her noktada gerekirse gövdemizi taşın altına koyacağız. Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şehrin kurtulmasında, Kahramanmaraş'ın kurtulmasında ilk kurşun atan şehidimiz Sütçüman, aynı zamanda Dulkadiroğlu Beyliği'ni yeniden inşa eden, adaletli bir şekilde yöneten Alaaddin Bozkurt Bey olmak üzere 6 Şubat'ta
6 Şubat'ta hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum ve Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum.